En'am suresi 157. ayet. Önceki dersimizde başladık ayet-i kerimeye. Ne yaptık ayet-i kerimeyle en son olarak? Kendiniz ayeti ele alıyorduk. اَوْ تَقُولُوا Sonuna gelmiştik, ele alıyorduk. Sonuna geldik. اَوْ تَقُولُوا Yahut demeyesiniz. لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ Kitap bize indirilmiş olsaydı. لَكُنَّا اَهْدَى مِنْهُمْ Biz onlardan daha hidayet dolu olurduk. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ Şimdi size Rabbinizden beyine o hidayet ve rahme ve rahmet gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu dedikleriniz geçerli olsa bunun sonuçları şu anda ortaya çıkmalı. Öyle değil mi? Fakat öyle olmadı. Demek ki iddianız doğru değil. Nitekim yalanladınız. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle mevcut durumdaki yalanlamalarına atıfta bulunarak hem iddialarının anlamsız olduğunu kendi üzerlerinden onlara kanıtladı. Kitabın yakın olması, kitabın kendilerine doğrudan indirilmesi insanları hidayetli kılmıyor veya zoraki hidayete sevk etmiyor. Meğer ki onlar kendileri hidayetin arayışı içerisinde olsunlar, kendileri hidayetin peşinde olsunlar. Eğer kendileri hidayetin peşinde olurlarsa, o zaman kitap kendilerine doğrudan indirilmemiş dahi olsa, Allah Azze ve Celle onlara bilgiyi, malumatı herhangi bir vesileyle, nitekim Allah'ın vesileleri çoktur, illaki ulaştırır. Dolayısıyla ayet-i kerime kendi içerisinde hem onların bahanelerini çürütürken, kendileri üzerinden çürütürken hem de mevcut durumda sergiledikleri yalanlama refleksine karşılık onları tehdit ediyor. فَمَنْ أَظْلَمُ Kim daha zalim? مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayandan وَصَدَفَ عَنْهَا Ve ondan yan çizen, ondan uzaklaşan, ondan ayrılan kimseden. Cenab-ı Hak senin zillediğine yasidifûne an âyâtina ayetlerimizden yan çizenleri karşılıksız bırakmayacağız. Kesinlikle onlara karşılıklarını vereceğiz. Sene zillediğine yasidifûne an âyâtina bunları tehdit etti. Onların iddiası kitap bize gelse biz milletler içerisinde en hidayet dolusu oluruz diye başlayan ayet-i kerime onları Allah Azze ve Celle'nin tam da kendilerine gelmiş kitabı üzerinden tehdit ile sonlanıyor. Bu arada ironik bir durum var. Onların iddialarıyla vakanın ne kadar ters olduğunu gösteren bir şey. İddiaları geçerli olsaydı, işte size kitap geldi, aferin siz de kitaba tabi oldunuz, ne kadar da hidayet dolu oldunuz, keşke size kitabı daha önceden gönderseydik. Bileydik gönderirdik. Yani kitabı gönderince böyle birdenbire hidayete yapışacağınızı, tutunacağınızı bilseydik, Hristiyanlara göndereceğimize, Yahudilere göndereceğimize size gönderirdik. Eğer onların iddiası geçerli olsaydı Cenab-ı Hak ayetin sonuna doğru bu duruma düşmesi gerekirdi. Ama onların iddialı boş olunca ayetin sonuna doğru Cenab-ı Hak onları tehdit etti. Bırakın hidayet dolu olmayı, siz şu anda Allah'ın tam da ayetleri size gelmişken, nazil olmuşken, elçisi aranızdayken siz yalanlıyorsunuz. Şimdi biliniz ki Allah'ın ayetlerinden yan çizenler, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, biz onları cezalandıracağız. Nasıl? Su'el azabı, azabın en beteriyle, azabın en kötüsüyle onları cezalandıracağız. Bime kânû yasidifûn, neden cezalandıracağız? Boş yere mi? Karşılıksız, anlamsız olarak mı? Hayır.
Allah'ın ayetlerinden yan çizmelerinden ötürü. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri yaratıcının sözü olarak mıknatıs gibi kulları hizaya sokmalı. Kullar Rabbin sözü, Allah'ın ayeti olunca ona boyun eğmeli, onun istikametine girmeli. Çünkü yaratıcı kulun üzerinde her türlü hak sahibidir. Onu baştan yarattığı ve ona hayatı yaşattığı ve her türlü nimetle onu donattığı için. Dolayısıyla kişi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine alakasız kalamaz. İlgisiz, umursamaz bir tavır sergileyemez. Bağlanmak tıpkı demir tozları gibi mıknatısın etkisine nasıl giriyorlarsa, kullar da Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının etkisine bil fiil doğrudan istekli, gönüllü bir şekilde katılmak zorundadırlar. Kullar bunu reddedince, yalanlayınca Yüce Yaradan onları azap ile tehdit etti. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı saymamak, onun otoritesini tanımamak, ona söz hakkı, hayatında ona söz hakkı vermemek kul açısından bir cürümdür. Çoğu kul bu noktayı dikkatinden kaçırmak istiyor. Allah Azze ve Celle bir şeyler emretmiş, yapmasak da o bize bir şey yapmamalı. Onun üzerimizdeki tasarruf hakkını tanımamamız normal hayattaki ölçeklerimizle bağdaşmıyor. Biri bize borç verse bile, borç verdiği andan itibaren kısmen minneti altına giriyoruz. Bir şey rica ederse illaki yapıyoruz. Bize borç vermiş, iyilikte bulunmuş. İyilikte bulunursa, iyi, güçlü iyiliklerde bulunursa, büyük iyiliklerde bulunursa daha fazla ona karşı medyun oluyoruz. Allah Azze ve Celle ise hayatımızı tamamıyla borçlu olduğumuz, varlığımızın yaratıcısı ve bizi her türlü nimetiyle donatıp yaşatan kudret. Dolayısıyla üzerimizde her türlü emir hakkı var. Şunu yap, bunu yapma şeklinde. Eğer birincisini tanımıyor isek, yani bizi yarattığı ve yaşattığına dair hususu göz ardı ediyorsak, o zaman üzerimizde otoritesi olduğunu da reddedebiliriz veya onu da göz ardı edebiliriz. Ama yok, birini tanıyorsak, o zaman Cenab-ı Hakk'ın hakkımızda buyruk sahibi olduğunu, bize emrettiğinde onu dikkate almamız gerektiğini kabul etmemiz icap eder. Dikkate almayıp büyüklenirsek, onu tanımaz isek, onu adam yerine koymaz isek, o zaman Cenab-ı Hakk'ın bize kızabileceğini, öfkelenebileceğini ve bize gazap edip cezalandırabileceğini de yine aynı mantık çerçevesi içerisinde kabul etmemiz gerekir. Dolayısıyla Allah'ın azap etmesi de haktır. Üzerimizdeki buyruk hakkı da haktır. Böyle konuşması da haktır. Benim bildiğim Tanrı şöyle sözümü dinlemeyenleri cezalandırırım demez. Benim bildiğim Tanrı ben namaz kılın diyorum, kılmayanlara ateşe atarım demez. Böyle bir Tanrı olamaz. Sanki böyle pazardan Tanrı seçiyor. Böyle bir sürü Tanrısı var onun. Onları birbirleriyle kıyaslıyor. Benim bildiğim Tanrı veya öteki Tanrı. Halbuki meseleye mantıklı yaklaşsa, var edici kudreti, eğer yaratıcı kudreti, kendi varlığını yaratan kudreti bir an için varsayıyorsa bile, onun o varsaydığı anda üzerindeki hükümranlığını da tanıyacak durumdadır. Çünkü bu ikisi biri diğerini zorunlu kılar. Madem beni var etmiş, o zaman üzerinde söz hakkıdır. Bu ikisi eşdeğer. Var etmiş ama üzerimde söz hakkı yok. O zaman sende de mantık yok. Mantıksız bir adamsın. Var etmiş evet, ama ben onun sözünü dinlememe hakkına sahibim. Ben ona karşı eşitler arası bir ilişkiye girmek istiyorum. Al gülüm, ver gülüm. O da benim sözümü dinlesin. Aramızdaki hududu çizelim. Bu da mantıklı bir şey değil. Çünkü ortak sermaye kuranların, ortak sermaye ile işletme kuranların stratejisidir bu. Eşit söz hakkı. Bizim hiçbir sermayede payımız yok. Varlığımız bütünüyle onun kudretinin bir tecellisi. Dolayısıyla her şeyimiz de ona borçluyken sözünü dinlemek, ona saygılı bulunmak da bize düşen bir haktır.
bundan sarf nazar edemeyiz. O yüzden Cenab-ı Hak ayetlerinin sonunda veya başında bazı ayetlerin kullarını böyle tehdit edebilmektedir. Bu haktan ötürü biz sözümüzü dinlemeyenleri tokatlarız diyor, cezalandırırız diyor, azap ederiz diyor. Ahirette ise sonsuz bir azaba atarız diyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bu bahsettiğimiz hükümranlık hakkıdır. Var edici kudret olması dolayısıyla her türlü nimeti bize sağlaması ve yaşatması dolayısıyla kendi sözünü dinlemeyenlere karşı kullandığı son derece makul bir tehdittir. Senezillezîne yasdifûne an âyâtinâ. Sözümüzü dinlemeyen, ayetlerimizden, bunlar emir yasakları içeren, kula istikamet yön gösteren ayetlerdir. Bunlardan yan çizen kimselere en ağır azabımızı tattıracağız. Su'el azabı, azabın en beterini onlara, beteriyle onları cezalandıracağız. Bimâ kânû yasdifûn, yan çizip durmalarından ötürü. Dikkat ederseniz burada bir kânû var. Bimâ sadafû, yan çizmelerinden ötürü değil de bimâ kânû yasdifûn, yan çizip durmalarından ötürü. Yani kul bunu hayatı boyunca sürekli yapmış. Bir yan çizmiş, bir daha çizmiş, bir daha çizmiş. Cenab-ı Hakk'a karşı bu onun sürekli yapa geldiği bir tavır. Artık onun Cenab-ı Hakk'a karşı yaklaşımı sabitlenmiş. Böyle Yüce Yaradan'ın ayetleri karşısında tutunduğu tavır belli. Yan çiziyor, umursamıyor, dikkate almıyor. Böyle kimseleri elbette ki cezalandıracağız. Kökeninde yalanlama var. Cenab-ı Hakk'a işaret ettiğini, ondan olduğunu bildiği ayetlerden yan çiziyor. Yani meseleyi kavramamış, Allah'tan mıdır, değil midir? Bunu künhüne erememiş, anlamamış. Anlamadığı içinde mesafeli duruyor. Böyle bir durumdan söz etmiyoruz. Yüce Yaradan'ı elçilerin uyarıları ve kendi çevrimi içerisinde gördüğü ayetler üzerinden tanımış. Ona karşı saygılı bulunması gerektiğinin farkında. Hangi yolun ona gittiğini, kendisini ona daha yakınlaştıracağını da sezmiş. Ama bu sürece girmek istemiyor. Bu süreci sıkıcı buluyor. Yüce Yaradan'ın kitabını öğreneceğim, elçisini tanıyacağım. Bunun emir ve yasaklarını ve bana getirdiği sorumluluklarla karşı karşıya olacağım. Bu sıkıcı bir yaşam. Ben kendi başıma buyruk kalmayı yeğliyorum dediği bir yerde tercihte bulunuyor ve yan çiziyor. İşte ayakları adım adım haktan, hakikatten o vakit uzaklaşıyor. Cenab-ı Hak böyle kimseleri senezzillezîne yasdifûne an âyâtinâ su'el azâbi bimâ kânû yasdifûn buyurdu.